İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Yerzinka, Erzincan'daki sağanak Kurtderesi'ni taşırdı. Kongresmenler Ermenilere karşı uygulanan soykırımın tanınmasıyla ilgili bir yasa tasarısını tartışıyor. Şuşi yenilenmiş bir su temini sistemine sahip olacak. Başar Esad, Erdoğan bir hırsız. Çin, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır. Fransız uzmanlar Ermenistan Cumhuriyeti'nde coğrafi niteliği olan bir şarap sisteminin kurulmasını destekleyecek. Hamşen 2019, Abhazya'da Ermeni Bayramı 4. kez gerçekleşecek. Batı Ermenistan'ın büyük bir kısmı sağanak yağışın etkisi altına girdi. Yerzinka Erzincan sağanak nedeniyle Kurtderesi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Yerzinka, Karin, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yerzinka Erzincan kentinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı. Köy yolunu ulaşıma açmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal NPR radyosu tarafından bildirildiğine göre Amerika Birleşik Devletleri kongresmenler Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan bir tasarıyı tartışıyor. Haberde kongresmenler hem Türkiye'ye karşı yaptırımlarla ilişkin yasanın kabul edilmesini hem de Ermenilere karşı uygulanan soykırımın tanınmasına dair yasanın kabul edilmesini tartışıyor. Daha önce kongre 1915 yılında 1,5 milyon Ermeninin katledildiği olayların soykırım olarak tanımlanması konusunu tartışmıştı. Türk hükümeti bu tanımaya tarihsel olarak karşı çıkmış ve bu her iki girişime şimdi de karşı çıkması bekleniyor diye belirtildi. Nusayim Ajansı'nın aktardığına göre Temsilciler Sarayı Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel şöyle dedi. Türk hükümetinin memnun olmadığına eminim. Ancak biz de Türk hükümetinden memnun değiliz. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Kalkınma Bakanlığı'nın talebi üzerine Şuşi Teknoloji Üniversitesi öğrencileri tarafından Şuşi kentinin su arıtım tesisi ve yeni barajlar yapımı için bir proje hazırlandı. Artsakh Press muhabirine konuşan Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Politeknik Üniversitesi Profesörü, Teknik Bilimler Doktoru, projenin baş mühendisi Barkev Balcıyan, Şuşi'nin su arıtma tesisinin uzun zaman çalışmadığını söyleyerek şöyle dedi. Bundan başka Şuşi kentinin yukarı semtinde bulunan iki su havzası neredeyse yarısı çamur ve kirli suyla dolu. Dolayısıyla suyun kalitesi kötüleşti ve su tedarik ağındaki bulanıklılık sık sık göze çarpıyordu. Çürük borular değiştirilmelidir. Projenin baş mühendisinin belirttiğine göre şehrin daha da gelişmesini dikkate alarak Şuşi'ye ilave hacimlerde yeni bir su kaynağının aranmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Suriye Devlet Başkanı Başar Esad, İdlib'e gelerek silahlı muhalif kuvvetlere karşı savaşan hükümet ordu birimlerinin askerlerini ziyaret etti. Askerlere hitap eden Esad, İdlib cephesinin ordunun eylemlerinin diğer kısımlara kadar önemli olduğunun altını çizdi. Ziyaret sırasında Başar Esad, ülkenin kuzeyinde Türk ordusunun saldırısına da değindi. Suriye Devlet Başkanı, bizim açımızdan Erdoğan bir hırsız. Erdoğan fabrikalar soydu, İslam Devleti ile işbirliği yaparak buğday ve petrol çaldı ve şimdi de toprak çalıyor ifadesinde bulundu. Tasnim Ajansı'nın aktardığına göre Tahran'da Eren İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif ile yaptığı görüşmede Çin'in Orta Doğu özel temsilcisi Cija Chun, Çin Orta Doğu'da barış ve istikrarın oluşmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti. Çinli diplomat, Çin ve İran arasındaki stratejik ilişkileri memnuniyetle karşıladı. Yetkili ayrıca Pekin'in Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlamaya verdiği önemi vurgulayarak ülkesinin bu konuda İran'la istişarelerde devam etmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Zarif ise İran'ın Çin ile ilişkileri stratejik olarak değerlendirdiğini söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Artak Kamalyan, Ermenistan Cumhuriyeti Fransa Büyükelçisi Jonathan Lakot'u,
Elçilik Tarım Danışmanı Alexander Martinez ile Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelen bir dizi uzmanları makamında kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre toplantının asıl amacı Fransa Tarım Bakanlığı tarafından Ermenistan Cumhuriyeti'nin Bağcılık ve Şarap Enstitüsü Fonu ve Fikri Mülkiyet Ajansı ile ortaklaşa uygulayacağı coğrafi olarak belirlenmiş şarap sisteminin yatırım sorunlarına ilişkin konular ele alındı. Konuklar coğrafi olarak belirlenme alanında Fransız tecrübesini kısaca sundu. Alandaki en son gelişmeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Sputnik'in Abhazya Radyosu'na konuşan kutlama organizatörlerinden biri olan Haçik Minosyan'ın dediğine göre 1 Kasım'da Yaştuha köyünde gerçekleşecek olan Hamşen adlı şenliğe en az 3000 misafirin katılması bekleniyor. Ona göre bu yıl Abhazya'daki Ermeni Cemaati Konseyi kutlamayı Suhumi bölgesindeki Yaştuha köyü okulunun yanındaki futbol sahasında düzenlemeye karar verdi. Kutlama sırasında geleneksel Hamşen Ermenilerinin kültürü Suhumi şehrinin Suhumi, Gulripşi ve Gagra ilçelerinin cemaatleri tarafından sunulacak. Her bölgeye ayrı bir sergi platformu sağlanacak. Organizatörler çocuklar için hediyeli oyunlar hazırladılar. Her isteyen tavla, dama ve satranç oynayabilecek. Minosyan'ın dediğine göre şenliğin asıl amacı Hamşenli Ermenilerin Abhazya'ya getirdiği geleneklerin yeniden canlandırılması ve elbette halkın birliği. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Masunk adlı folk topluluğundan Hamşen Şarkısı adlı eseri sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.